Günümüz yoğun iş yaşamının getirdiği stres ve yorgunluk en fazla görünüşümüze etkiliyor. İş yaşamının görünüşümüze, görünüşümüzün de kariyerimize etkilerini Doktor Cahit Vural'la konuştuk. Cahit Vural, yoğun iş yaşamının getirdiği yüzdeki yorgun ifadenin giderilmesinde uygulanan basit yöntemler hakkında bilgi veriyor. Şimdi ben artık herkesin çok yoğun iş temposunda çalıştığını düşünüyorum ve hani gerçekten zamanla ilgili belki uykumuzdan felaket ediyoruz hani yani gündelik yaşamda hele hele kalabalık şehirleşmiş toplumlarda zaman yaratma problemi yaşıyoruz ve sürekli fedakarlık ettiğimiz bazı şeyler var yani dinlenemiyoruz belki hep bir koşturmaca içindeyiz ve bu bizim aslında görüntümüzü yani bizim görünüşümüzü çok etkiliyor buradaki esas temel sorun aslında Bölge bölge etkilensek de yüzdeki yorgun ifade yüzdeki yorgun ifade bize belki iş dünyasında da çalışma hayatında da rekabet ettiğimiz rakiplerimiz arasında da belki bir adım geriye ittiriyor çünkü daha yorgun bir ifade aslında dinamizminden uzak oluyor. O yüzden göz altındaki gençleşmeyi veya göz altındaki yorgunlu yorgunluğa müdahale etmenin en e, pratik ve güncel yolu aslında gözaltı ışık dolgusu. E, göz altında e, başlıca iki temel sorun oluyor. Birincisi göz altındaki hacim kaybı ve göz altındaki renk değişiklikleri. Hastaların genel sorunu insanların sürekli bana göz altın çok mor, işte sen uykusuz musun? İşte dinlenemedim gibi e, bana herkesten gelen böyle negatif bildirimler oluyor diyor hastalarımız ve bundan kurtulmak istiyorum diyor. O yüzden en basit iş gözaltının hem renkleri açabilen hem de hacimle ilgili e, hacim yokluğu yani çoğu zaman hastanın torbalandığı zannetti ama hacim eksikliğidir o bizde. Hacim eksikliğine mücadele gözaltı ışık doğrultusu uyguluyoruz. Bu e, ameliyathanede yapılmayan yani gündelik... E, kliniklerimizde yani ayaktan yapılan işlemler ve çok kısa sürüyor, yaklaşık 4-5 dakika kadar sürüyor. Bir uyuşturucu e, kremle göz çevresini uyuşturuyoruz ve akabinde de hemen enjeksiyon yardımıyla göz altını ışık dolusu Bu bir yıl kadar süreyle de hastayı e, bu derdinden kurtarmış oluyor. gözaltı bizim ilk hareket noktamız bu hani yoğun iş temposuna çalışan ve yorgun ifadede. Buradaki de aslında deri sarkmalarının da genel olarak problemi aslında hacimin eksik eksilmesi. Hacim eksikliğiyle birlikte yüzün orta yüzün ve gözaltının aşağı doğru geldiğini görüyorsunuz. Evet. Benzer şekilde ona da ışık dolgusu uyguluyoruz. Ve ışık dolgusunun aslında adındaki o ışık içerdiği mezoterapi ürünleriyle birlikte oradaki beslenmeye katkılarından dolayı da biz ona ışık dolgusu diyoruz. Dolayısıyla hacim kazandırmış oluyoruz, beslenmesini düzeltmiş oluyoruz ve mezoterapi ürünleriyle aslında o noktadaki deriye bir e, enerji vermiş oluyoruz ve onun hani gerçekten bir doping gibi düşünmek lazım. Göz altında biz e, hücresel yenilenme ve canlanmayı rengini açtık ve dolgun hacim kazandırdıktan sonra aslında yorgun ifadeyle mücadele etmenin bir başka yolu da aslında göz çevremizin ve kaş kenarlarımızın birazcık daha aşağı gelmesi. Burada da biraz kaş kenarlarının kaldırılması yönelik işlemler öneriyoruz. Yani bunlar e, güncel tedavi alternatifleri de var. İşte bir takım askı yöntemleriyle kaşı kaldırmak gibi. veya yani çok daha basit. Hastalarımız da artık çok alıştılar o eski çünkü formatını çoktan bıraktık biz botoks uygulamasının. Artık çok daha hani natürel ve hastanın mimiklerinin kullanabildiği ve kaş kenarının havaya kalktığı bir işlem yapıyoruz yani botoks bu e, göz çevresi ve alın içinde e, göz altında dolgu yapıldıktan sonra şu göz kenarlarımızda kaş içinde botoks bu yorgun ifadeyle bence birebir mücadele için çok akıllıca onun dışında da e, artık yüzdeki bir takım hacim kayıpları gene alt yüzde de, hep, hep, üç eşit parçaya bir yüz öyle değerlendirmek lazım. Alt yüzde de bir takım eksiklikler olduğunu görüyoruz. Kırışıklıklar, sarkmalar gibi. Buralarda da genel askı yöntemleri zaman zaman dolgu e, takviyeleriyle e, aslında yüzü bir restorasyona sokuyoruz. Aslında temel hedefimiz şu, daha fresh ve canlı gözükecek, daha dinamik gözükecek e, bir e, yüzde böyle bir görünüme kavuşmak. E, yemek yapmak gibi aynı. Yani birazcık karabiber, birazcık tuz. Her şeyden biraz biraz ve yüzün tüm bölgeler içine alan bir canlanma, bir restorasyon hedefimiz artık iş dünyasına yön çalışan insanlar için.